Ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Sağlıklı Yaşam programı ile karşınızdayız. Ve yanımızda İbrahim Gökçek var, bitki uzmanı. Bugün sizler için göğüs hastalıklarından başlayacağız öncelikle. Evet hocam, merhaba. Merhaba. Bugün göğüs hastalıklarından başlayacağız. Evet, yani sayısız göğüs hastalıkları var. Efendim, gözün alt tabakasında oluşan iltihaplanmaya konjektif denir. Gözün şeklinin deforme olması nedeniyle, basınç nedeniyle ortaya çıkan glokom, göz basıncı, rahatsızlığı, gözün kızarması, birçok hastalık var. Alerjik göz rahatsızlıkları, şeker nedeniyle ortaya çıkan gözün ağ tabakasındaki yoğun damarlaşma nedeniyle ortaya çıkan görme zafiyeti gibi birçok rahatsızlık var. Geçenlerde bir beyefendi 65 yaşında Mehmet Bey. Şeker hastalığı, tansiyon, kolesterol, birçok hastalığı var. Dedi ki ya görme zafiyeti artık pek göremez hale gelmiş. Birçok hastalık, birçok ilaç kullanıyor, ağır ilaçlar. Tekrar görebilir miyim? Dedim ki ne bileyim, bilemiyorum yani. Yani tekrar görebilir misiniz? Son birkaç aydır göremiyor artık. Birçok ilaç kullanmış, tahrip olmuş. Deneyeceğiz, bakacağız, göreceğiz dedik. İksir, aloe vera jel ve çaylar, kapsüller vesaire verdik. Hamdolsun 6 hafta sonra tekrar görmeye başladı. Tabii bizim gibi görmüyor da yani artık hafif de olsa %25, %30 görebiliyor artık. Yani cisimleri seçebiliyor. Hiç göremiyordu. Nasıl oluyor da görüyor. Şimdi bu yaban mersini Karadeniz'de buna yayla flori denir. Yayla flori. Halk arasında çoban üzümü. Çobanlar çok yediği için herhalde. Çoban üzümü denir. Göz üzümü denir. Gözü güçlendirdiği için. Yaban mersininin şekli göze benzer. Evet, göze benziyor. Ben tam söyleyecektim siz benden önce. Evet, şu sapı da gerçekten. Gözden beyne giden sinire benzer. Evet, bu bununla ilgili araştırmalar 500 yıl önce başlamış. Çok eski. Çok eskiden bunu kanlı ishale, dizanteriye karşı kullanılmış. Sonra böbrek yetmezliğine karşı kullanılmış. Fakat işte son 50 yıldır yapılan araştırmalarda gözü beslediği, güçlendirdiği belgelenmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında bunun önemi daha da artmış. Neden? İngiliz pilotları havadan baktıklarında hedefleri göremiyor tabii. O zaman teknoloji yok, bilgisayar yok vesaire. İngilizler pilotları daha iyi görsün, hedefleri seçsin, iyi bombardıman etsin Almanya'yı diye pilotlarına bu yaban mersininin reçelini yedirmişler. Bunun reçeli. Ve daha iyi gördükleri, hedefi iyi seçtikleri tespit edilmiş. Yani pilotlara mutlaka sürekli bunu reçeli yedirmişler. Hedefi görmeyi güçleştiriyor. Bunun birleşiminde, yaban mersininin birleşiminde ne var da insanı böyle görme gücü artırıyor? Antosiyanitler denen siyanoglikozit, malvinoglikozit, puninoglikozit gibi glukozit, flavon glukozit türevleri içerir. Binde 5 oranında ortalama. Meyvesi gözleri güçlendirir. Ama çok çok az etken madde, antosiyanitler. Bu nedenle ekstraktının kullanılması çok daha kısa sürede etki verir. Biz bununla ilgili çalışmalar yaptık. Yaban mersini forte, birleşiminden yaban mersini, alıç, görme zafiyetini tetikleyen sebeplerden biri de yüksek tansiyon. Nedeniyle burada oluşan, kılcal damarlarda oluşan plaklar ve basınç, gözün şekli deforme eder. Zeytin yaprağı, sarı kantaron, ginkgo, ginzek, altınbaşak otu, sarı kantaron vesaire. 19 çeşit bitki ekstraktı içerir yaban mersini forte. Gözü besler, gözü güçlendirir. Gencin birisi köyde, Kayserili, küçükken, bostanda oynarken gözüne bıçak batmış.
Ha işte dikkat etmemişler, hastaneye götürmemişler vesaire. Kör olmuş. Ha, bir gözünü kaybetmiş. Daha sonra ailesi Almanya'ya götürmüş. O ona bir takma göz takmışlar hastanede. Fakat o göz, o gözdeki iltihap diğer göze zarar vermesin diye yıllarca kortizon kullanmak zorunda kalmış. Buna rağmen, kortizon kullanmasına rağmen takma gözdeki iltihap diğer göze de rahatsızlık vermiş. İş yerinde artık büyük yazıları seçemez olduğu için işten atılmış. Bir gün gittim baktım caminin çay ocağında oturmuş. Düşünüyor ya, dertli dertli. Dedim derdin ne? Ne düşünüyorsun? Ya dedim işten atıldım. Niye? Eskiden %80, %90 gidiyordum. Şimdi işte %30'lara düşmüş. Büyük yazıları dahi seçemiyorum kartonların üzerinden. İşten attılar, işsiz kaldım. Aa, tedavi ederiz. Problem değil dedim. Dedi ki nasıl tedavi ediyorsun? Bir gözüm var, o da yarım dedi. Diğeri zaten görünüyor. Ben hallederim dedim. Ben sana özel bir çay hazırlayacağım. Ona özel bir çay hazırladım. Şimdi bunu soğuduktan sonra pansuma yapacaksın gözüne. Veyahut da göz kadehi var. Göz kadehinin içerisine koyuyorsun, göz banyosu yapıyorsun. Aa, ben yapamam dedi. Neden? Bir gözüm var zaten, o da yarım. Rizikoya giremem. Ben yapayım, sen bak dedim. Baktı ben yapıyorum, korkmuyorum. Dedi ki tamam ben de yapayım. Aldı gitti çayı, denedi denedi. 6 hafta sonra tekrar doktoruna gittiğimde doktoru demiş ki nihayet kortizon etki yaptı demiş. Ne kortizonu demiş ya. Ben yıllardır kortizon kullanıyorum. Hiçbir şey yaramadı. He. Birdenbire demiş 6 hafta içinde mi etki yaptı? E nasıl oldu ya? Gökçek demiş bir şeyler yaptı. Hamdolsun kurtardı. Bu vatandaş tekrar meslek hayatına atıldı. Yeni eğitim görmeye başladı. İlkbaharla birlikte birçok insanın gözü kaşınmaya, sulanmaya başlar. Ağlıyormuş gibi sürekli gözü akar. Kaşınır, kaşınır. Buna polenler sebep olur. Bu tür rahatsızlığa karşı da iksir, aloe vera jel artı yaban mersini kullanmak gerekir. Şimdi bu yaban mersinin ilgili birçok klinik araştırma var. Bunlardan birkaç örnek vereyim. Paris Tıp Fakültesi'nden Profesör Doktor Robert Benefica, Profesör Doktor Michael Robert şeker hastalığı nedeniyle ortaya çıkan görme zafiyeti. Şeker hastalarında damarlar sertleştiği için damarların iç yüzeyinde kristaller oluşuyor. Sertleşiyor, zamanla körlüğe sebep oluyor. Allah korusun. Şeker hastalığı nedeniyle ortaya çıkan görme zafiyetine, gözün iç tabakasında oluşan anormallikleri Profesör Doktor Benefica, Profesör Doktor Michael Robert hastaları tedavi etmiştir. Alman asıllı doktor Horst Heusmann aynı şekilde retinada ortaya çıkan, şimdi gözü besleyen damarlarda kanlanma olmazsa ne olur? Retinanın arkasındaki damar tabakasında tabakanın içerisinde yeni yeni damarlar açılır. Bunu şuna benzetebiliriz. Mesela diyelim ki bacağınızdan bir damar alındı. Herhangi bir organa, kalp ameliyatı için veya başka bir yerden de kullanıldı. O alınan damarın yerine oradan yeni damarlar açılır çevreye. Organa dokuyu beslemek için. Yeni yollar açılır. Bu şuna benzer. Mesela buradan Taksim'e gidiyorsunuz, yol kapandı, ara yollar açılır Taksim'e gitmek için. Yani Aksaray'dan Taksim'e ara yollar açılır, ana yol kapanırsa. Böyle de gözün içerisindeki retinanın etrafındaki damar tabakasında kan dolaşımı yetersizliği ortaya çıkarsa ana damarlarda yan damarlar açılır. Çok yoğun bir damarlaşma ortaya çıkarsa bu da gözü zayıflatır. Kişi doğru dürüst göremez ve zamanla körlüğe kadar gider. Bir ikinci problem de baktığımız cisim, herhangi bir cisim gözün sarı noktasına yani makulaya yansır.
makulada sinir hücresi vasıtasıyla beyne iletir cismi. Ve böylece görürüz, şekle bir şekil veririz. Burada oluşan problem de yine net görmeyi engeller. Yıllar önce ben de Almanya'dayken doktora gitmiştim. Gözümden rahatsızım. Gece araba sürerken ışığa baktığımda etrafında bir halka görüyorum böyle. Doktor dedi ki bu silindir. Ne silindir dedim ya. Gözünüz normal olarak elma gibi. Hafif basınç oluşursa armut gibi olur. Yani tabiri caizse benzetme. Tam o şekilde olmaz da ona benzer. Yani. Biraz basınçla nedeniyle şekli bozulur. Bu nedenle herhangi bir cisim sarı noktaya, makulaya yansımaz. Hafif yarına yansır. Bu da ne olur? Görme anormalliklerine sebep olur. Baktığınız cismi etrafında halka görürsünüz veya başka şey görürsünüz. Ne olacak dedim. Dedi ki 10 bin kişide bir kişide olur bu hastalık ve tedavisi yok. Öyle mi? Öyle. Ben tedavi ederim. Nasıl edeceksin? Onu bana bırak dedim. Şimdi bu iksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak, otu, zeytin yaprağı, kakaoli vesaire içerir. Bütün damarları açar. Hangi damar olursa olsun. Nerede olursa olsun. Gözde, kulakta, burunda, boğazda veya karaciğerde, pankreaste, dalakta. Bütün organları temizler, arıtır. 6 ay kullandıktan sonra tekrar doktora gittim. Baktı dedi ki ya bu beyefendinin raporunu mu, kağıtlarını mı karıştırdınız, dosya mı karıştırdınız dedi. Yanında çalışan elemanlara. Yok efendim dediler. Silindir var dedi. Evet. Kaybolmuştu. Nasıl kaybolmuş? Silindir kaybolmuş. Silindir yok. Silindir kayboldu, yok oldu. Nasıl oldu? İksir bütün damarları açıyor, temizliyor, arıtıyor. Tekrar doku beslenir hale geliyor. Bir de yaşlı insanlarda göz kuruluğu problemi ortaya çıkar. İki türlü gözün içerisinde bir gözü besleyen odacık sıvısı var. Bir de gözyaşı var. Gözümüzü böyle kapattığımız, açtığımız, kapattığımız zaman gözü böyle silgeç gibi silen, sürekli temizleyen, aratan gözyaşı var. Bir de gözün arkasında içinde merceği besleyen göz sıvısı, odacık sıvısı denir buna. Gözün içerisinde sürekli bir göz sıvısı akar. İçerisinde neden? Glikoz var. Merceği besleyen. Göz merceğine damar yok, sinir yok. Neyle beslenecek? Burada sıvının içerisindeki glikozla beslenir. Böylece canlı kalır. Aksi takdirde ne olur? Kurur. Yani cam gibi sayılan bir madde ama canlı, ölü değil. Glikozla besleniyor. Gözün içerisinde günde 3 litre göz sıvısı akar. 3 litre. Sürekli gözün içerisinde bir akış var. Biz onu fark etmiyoruz, görmüyoruz. Ama ne yapıyor? Gözün içerisinde günde 3 litre odacık sıvısı göz merceğinin akıyor ve gözü besliyor. Mükemmel bir yani organ göz. İşte gözün içerisindeki bu tüpüler kanaldan gelen göz sıvısı bu kanalda daralma, akışta daralma, içeri girişte daralma veya çıkışta daralma olursa ne olur? Gözün içerisinde basınç meydana gelir veya sıvı yetersizliği, kuruma meydana gelir. Bu da iksirle ve yaban mersiniyle iyileştirmek mümkündür. Birçok göz rahatsızlığı olan, göz kuruluğu olan kişi ilaç kullanıyor, kullanıyor, kullanıyor. Ne oluyor? Allah korusun daha da kötü. Yani böyle bir vaka, dişenlerde biraz önce söylemiştim. 65 yaşındaki beyefendi görme kabiliyetini tamamen kaybetmişti. Kullanmış olduğu aşırı ilaçlar ve şeker hastalığı nedeniyle 6 hafta sonra görür hale geldi. Tabii bizim gibi dört dörtlük görmüyor ama artık hiç olmazsa seçiyor cisimleri, insanları vesaire. Yani bitkilerle tedavi mümkün. Zaten bununla da ilgili biraz önce bahsettiğim gibi klinik araştırmalar yapılmış. Fransa, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu konuda bilgi var, belge var. Üstüne her türlü bilgi ve belgeyi sunabiliriz. Evet, peki hocam, safra kesesindeki problemler de çok önemli hastalıklar. Safra taşı, safra çamuru gibi.
Bunlarla ilgili neler söyleyebiliriz? Hangileri evet. faydalıdır? Öncelikle nasıl oluşur aslında safra taşı? Safra kesesinde taş veya çamurun oluşmasının sebebi bağırsaklardan vitamin, mineral, enzim, glikoz emilerek karaciğere geldiği gibi bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler de geliyor. Bağırsaklar 350 metrekare, futbol sahasının yarısı kadar. Buradan emilen her şey karaciğere girer. Karaciğer büyük bir laboratuvar. Yavaş yavaş bağırsaklardan gelen vitamin, mineral, enzimi, glikozu yavaş yavaş kana verir, yavaş yavaş. Toksik maddeyi de arıtmaya çalışır. B6 vitamini, B12 vitamini harcar. Yavaş yavaş arıtır. Fakat zamanla bağırsaklardan yoğun oranda toksik madde gelirse, arıtamazsa ne olur? Vitamin yetersizliği ortaya çıkar. Karaciğer artık toksik maddeleri arıtamaz. Toksik madde kanda dolaşır. Kanda dolaşan toksik madde de birçok hastalığı tetikler. Evet. Şimdi bu toksik maddeler nedeniyle karaciğerde fazladan kolesterol tuzu oluşur. Bu da taşa dönüşür. Bazı insanlarda kolesterol, safra kesesinde oluşan taşların %80'i kolesterol taşıdır. Genellikle yeşilimsi sarı veyahut da böyle morumsu sarı renklerde. Bir de pigment taşlar oluşur. Bütün bu rahatsızlıklara, safra kesesinde taşa karşı magnezyum sulfat heptadiyen, yani İngiliz tuzu denir buna. Mineral, yani tuzla ilgisi yok, safra tuzuyla benzerliği yok. Adı tuz. Magnezyum sulfat heptadiyen, bunun 7 tür İngiliz tuzu var. Tıpta, yani böyle içmek için kullanılanı magnezyum sulfat heptadiyen. Diğerleri tıpta kullanılmaz. Yani içilmez. Hafif zehirleyici olabilir. Bu ne yapar? Kişi bundan 2 yemek kaşığı, 1 bardak su da karıştırarak içtiği zaman ishal yapar. Bir. Bu İngiliz tuzunu içtikten 15-20 dakika sonra yarım su bardağı limon suyu, yarım su bardağı zeytinyağı karıştırarak içtiği zaman kişi safra kesesinde ne varsa atar, temizler. 200 yıldır İngiliz tuzu safra kesesinde taş ve çamuru temizlediği dünyaca biliniyor. Eskiden Osmanlılar zamanında çok kullanılmış. Cumhuriyetle birlikte işte bitkiler ve doğal tedavinin aleyhinde başlayan çok büyük bir kampanya var. Tıp mafyası tarafından. Tıp mafyası sadece Türkiye'de değil, Amerika, Avrupa'da, dünyanın her tarafında var. Medya onların elinde olduğu için çok yoğun bir kampanya yürütülüyor. Bitkiler şöyle zararlı, böyle zararlı diye. Türkiye en başta. Diğer ülkelerde böyle bir şey yok. Mesela Almanya'da şifalı bitkiler hakkında tek negatif konuşan insan, 29 yıl kaldım ben, bir insan görmedim. Yani bu kadar televizyon programı yayın, şu bitki şöyle şöyle kötü, bu bitki buna zararlı vesaire diyen çıkmaz. Klinik araştırması yapar, 30 yıl, 40 yıl araştırırlar, şu buluşu yaptık derler. Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de vatandaş duyuyor, aa şu bitkinin şu faydası varmış diyor, televizyona çıkıyor, saatlerce konuşuyor. Sanki klinik araştırması yapıyor. Hiçbir bilgi, hiçbir belge yok. Bilimsiz kullanıma yol açıyor bu da zaten. Evet. Diğer ülkelerde doğruluğu kanıtlandığı için kullanımı ve bir de bu destek görüyor. Ama bizde böyle değil. Bizde ne yazık ki... Belge ve bilgi olmadan duyuyor birisi bir şey. Aa şöyleymiş. Yani bunu söyleyenler de genellikle profesör, doktor, ilim adamı. Araştırırsanız arkasının için neden konuşuyor diye mutlaka bir medyanın, medya grubunun veyahut da ilaç fabrikasının veya şunun bunun menfaat için konuşuyor. Yani fazla girersek daha çok şey çıkar iş içinden. O da ayrı bir konu. Şimdi bütün dünyada bitkisel tedavi, fitoterapiyi ne yapılıyor? Teşvik ediliyor. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da devlet çok yüksek oranda meblağlar, milyon dolarlar harcıyor bu iş için. Biraz önce bahsettim, Fransa'da mesela göz rahatsızları için klinik araştırması yapılıyor. 100 kişi seçiliyor, göz rahatsızlığı, görme zafiyeti olan, çeşit göz hastalıkları olan 100 hasta.
Bunlarla ilgili klinik araştırması yapılıyor. Milyon dolarlar harcıyor. Devlet karşılıyor bunu. Doktorun karşılama gücü yok. Teşvik. Dünyanın her tarafını teşvik. Biz de klinik araştırması yapmak istiyoruz ama gücümüz yetmiyor. Şimdi safra kesesiyle ilgili bir diğer önemli safra taş ve çamuruna karşı ve safra akışını artırıcı önemli bitki nedir? Şah tere. Çok çok acı. Çayı içilmeyecek kadar acıdır. Şah tere ile ilgili çok büyük klinik araştırmalar yapılmış. Mesela 85 hasta üzerinde yapılan klinik araştırmasında Profesör Hornholt ve ekibi yapmış oldukları araştırmada safra yollarını açıcı, safra akışını artırıcı olduğunu belgelemişti. Profesör Zdovsky, bu da Rus asıllı, safra yetersizliği, safra azlığı olan 94 hasta üzerinde klinik araştırması yapmıştır. Yine Viyana'da Profesör Doktor Zakharovski 27 hasta üzerinde, safra rahatsızları olan hasta üzerinde safra azlığı, safra yetersizliği hasta üzerinde klinik araştırması yapmıştır, belgelemiştir. Profesör Doktor Wittmann aynı şekilde safra yetersizliği, safra azlığı olan hastalar üzerinde tedavi denemeleri yapmışlar. Biz bununla ilgili bir çalışma yaptık. Birleşiminde şah tere ekstraktı, otun ekstraktı, deri dikeni ekstraktı maşallah. İnşaat var bugün burada. Kara hindiba ekstraktı, sarı kantaron ekstraktı, mahonya geçen anlatmıştım. Bu bitki de aynı zamanda safra kanalını, safra akışını artırıcı özelliklere sahip. Yani safra, bazıları diyor ki ya safra rahatsızlığı varsa, safrada taş varsa, çamur varsa hemen ameliyat. Bir organ gitti. Hiçbir organ lüzumsuz değildir. Allah hiçbir organı lüzumsuz yaratmamış. Eskiden bir neydi bu şey yapan Charles Darwin diyordu ki mesela insanlar üredi işte maymundan geldik vesaire anlattı. Peki dedi, ona sormuşlar, demişler ki atın tek tırnaklı ya, bu topuğunda top gibi bir şey var. Bu nedir? Demiş ki orası lüzumsuz. Gelişim sırasında evrimlemiş, evrimleşememiş, öylece kalmış. Şimdi yapılan araştırmalarda orada çok yoğun bir sinir demeti olduğu, atın ayağını yönlendirdiği tespit edilmiştir. Yani o zamanki teknolojide bunun kafası çalışamamış Charles Darwin. Bu teknoloji olmadığı için adam kendine göre fantezi uyarlamış, hikayeler uydurmuş. Allah'ın yaratmış olduğu her şeyde bir mükemmeliyet var, bir sebebi var. Hiçbir şey lüzumsuz değildir. Her şeyin bir sebebi var. Safra kesesi yemek yedikten sonra kişi midede işlenir. Mideden 12 parmak bağırsağına geçer. Burada pankreasın salgılamış olduğu lipaz, amilaz, tripsin gibi enzimler pankreastan harekete geçer. Karaciğerin salgılamış olduğu safra kesesinden 12 parmak bağırsağına dökülür. Safra kesesinden gelen safrayla pankreastan gelen enzimler birbiriyle karşılaştığı zaman kargodan gelen paket gibi açılır. Çiçek açar gibi açılır. Eğer önceden açılsa, açık olarak gelse, pankreastan gelen lipaz, amilaz, tripsin gibi enzimler eritir her şeyi. Yani pankreasta açık gelse pankreası eritir. O kadar sert. Kapalı kutu gibi gelir. Safrayla karıştığı zaman açılır. Ve yenilen besinleri sindirilmesini sağlar. Yağları yağ asidine, proteinleri aminosulara, karbonhidratları glikozlara dönüştürür. Yani hiçbir şey lüzumsuz değil. Safrayı hemen alalım, ameliyat edelim, bu iş bitsin. Ve oradan sürekli bir akıntı olacak. Gelişi güzel bir akıntı. Ameliyat ederseniz safrayı. Oysa ameliyat olmazsa ihtiyaç halinde safra bırakıyor. İhtiyaç olmadığı zaman bırakmıyor. Vana gibi, musluk gibi ayar veriyor. Lüzumsuz bir organ değil. Hemen ameliyat edelim, alalım. Ondan sonra vatandaşta ne başlıyor?
şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık, efendim birçok bağırsak rahatsızlar ortaya, sindirim rahatsızlar ortaya çıkıyor. Onu yemiyor, bunu yemiyor, yok yağlıydı, yok tuzlu vesaire vesaire vesaire. Bir sürü problem ortaya çıkıyor. Oysa bu çok basit, tedavi edilebilir. Zaten biraz önce bahsettim. Rus ilim adamı, Alman ilim adamı klinik araştırması yapmışlar. Yüzlerce hasta üzerinde şah tereyle ilgili araştırma yapmış, belgelemişler. Sadece şah tere değil, deve dikeni, enginar, mahonya gibi bitkiler safra artırıcı, safrayı güçlendirici, safrada oluşan polipleri eritici özelliklere sahip. Belge var, bilgi var. Bize çok kişi geldi böyle safra rahatsızlığı olan. Biz İngiliz tuzu veriyoruz, buyurun kullanın. Arkasından iksir, aloe vera jel, şahtere forte, kortize forte kullanıyor. Efendim kaç gün İngiliz tuzu kullandığı zaman bir kişi bir defa kullandığında safra kesen taş veya çamurdan bir %50 kurtulur bir defa. Bugüne kadar yapılan bütün istatistik araştırmalarda, son 200 yıllık araştırmada 15 defa kullandığında safra çamuru veya taşından kurtulması %99. Nadiren kurtulamayabilir. Eğer ki %1'dir bu da. Böyle bu durumda olan kişiler de Ankara Ayaş'a gitsin. Ankara Ayaş kaplıcaları çok yoğun oranda magnezyum sülfat içerir. Ameliyata yine gerek kalmaz. Ankara Ayaş kaplıcaları dünyada safra taşına ve safra çamuruna karşı en etkili kaplıcadır dünyada. İki hafta orada bir izin yaptığı zaman hem izin hem sağlık kürü bitti. Bu kadar kolay. Yani, ameliyata gelene kadar bir sürü çözüm var yani. Öyle yani mesela. İngiliz tuzu, İngiliz tuzu çözüm olmadı. Şahtere forte. Şahtere etkili olmadı ki olur. Ankara Ayaş. Yani her şeye bir çözüm var. Peki hocam, ülseri tamamen yok etmek mümkün müdür? Onun için neler yapabiliriz? Ha evet, şimdi gastrit, ülser, reflü gibi mide rahatsızlarını tetikleyen birçok faktör var. Alkol, kimyasal ilaç kullanma, bakteri. %80 Helicobacter pylori isimli bakteri gastrit, ülser, reflüye sebep olur. Bu bakteri diğer bakterilerden farklı olarak akıllı bakteri diyebiliriz. Neden akıllı? Sabun köpüğü gibi bir köpük üretir, içinde saklanır. Mide asidi normal olarak diyelim ki istemeyerek çocuk para yuttu. Metal para, bakır para, paslı. Saniyede onu temizler. Pırıl pırıl yapar. O kadar sert bir asidi var midenin. Bu bakteri mide asidinden kendini korumak için bir köpük salgılar, köpüğün içinde gizlenir. Ne zamana kadar? Mide mukozasını, yani midenin iç sümüksü deriyi delip altına geçtikten sonra köpüğü bırakır. Ve tahribata başlar. Birçok toksik madde üretir. Helicobacter pylori. Bu toksik maddelerden biri de histamin. Alerji tetikler, kurdeşeni tetikler. Yani Helicobacter pylori deyip de geçmeyelim. Eğer tedavi edilmezse mide kanserine sebep olabilir. 12 parmak bağırsağına geçer, ince bağırsağa geçer, ülsere, enterite sebep olur. İnce bağırsak elte yapılanmasına, ülserine sebep olur. Bununla ilgili ne yapılabilir? Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya, Stanford Üniversitesi'nde Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller, 3 ilim adamı ayrı ayrı ekiple hastalarını tedavi etmişler. Neyle? Lahanayla. Lahananın birleşiminde metilmetilyonun sulfonyum bromit denen çok hassas bir amino asit var. Bu amino asit Helicobacter'i yok ediyor. Hiçbir kimyasala gerek kalmadan. Bazıları diyor ki ya ne olacak ki gastrite karşı, ülsere karşı antibiyotik kullanayım 2 hafta 3 hafta. 2 hafta 3 hafta antibiyotik kullanıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Bağırsaklara bu sefer mantar yerleşiyor. Çünkü o antibiyotik bağırsaktaki mantarları çoğaltıyor, azdırıyor. Bu sefer gastritten kurtulayım derken polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem,
sedef, seborek, eksem, cilt hastalıklar, alerjik hastalıklar, hatta panik atak ve depresyona sebep oluyor. Daha farklı. Kaç yapayım derken, evet, antibiyotikle gastritten, ülserden kurtulayım derken göz çıkarmak gibi daha tehlikeli bir durum ortaya çıkıyor. Buna da çözüm olarak biz lahana suyu öneriyoruz. Ha, sadece lahana suyu değil ama bu. Yani vatandaş evde lahana suyunu yapayım içim derse, evet, sırf lahana suyu tiyosiyanat içerir. Çok vitamin, mineral, enzim var ama az miktarda tiyosiyanat var. Tiyosiyanat kuatra sebep olur. Biz bunun yan etkisini 19 çeşit bitkiyle etkisini artırdık, yan etkisini giderdik. Bunun birleşiminde de 19 çeşit bitki var. Nedir? Maşallah maydanoz, ada çayı, tarçın, at kuyruğu otu, zerdeçal, zencefil vesaire. Evet, peki hocam, şu an programımızın vakti bitti ne yazık ki. Yarın tekrar değinelim bu konuya çünkü önemli, mide rahatsızlıkları önemli bir hastalık biçimi. Evet değerli izleyenler, bugün programımızın sonuna geldik. Yarın sabah yine aynı saatte karşınızda olacağız. Hoşça kalın, iyi günler.